Canım arkadaşlarım selamlar. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu video sizler için bir uyarı videosu, bir tavsiye videosu olacak ve bu tavsiyeleri ve uyarıları da mesajlar üzerinden yapacağım arkadaşlarım. Bana gelen birçok mail, birçok mesaj, Instagram'dan DM yoluyla gelen mesajlar ve YouTube'dan benim mail adresimi öğrenip mail atan öğrenciler oluyor. Ve bu mesajlara bir cevap olarak vereceğim ama tabi özel olarak kişisel mesajların cevapları olmayacak bunlar. Çünkü sevgili arkadaşlarım bu mesajlar bana geçmiş yıllarda 2018'den beri YouTube'dayım. 2018'den şimdiye kadar geldi. Bu sene de geliyor ve bundan sonra da gelmeye devam edecek arkadaşlar. Çünkü bu mesajların içeriğini ben de sizler gibi ta ben üniversiteye hazırlanırken de benim de kafama takılan sorulardı bunlar. Ben de o yollardan geçtim ve bundan kaynaklı da Bunların cevaplarını bulmuş olarak, bulmuş birisi olarak sizlere bu mesajları açıklayacağım, cevaplandıracağım ve artık bundan sonra gelen mesajları da bu videonun linkini kopyalayıp göndermeyi düşünüyorum. Çünkü her birine her seferinde uzun uza diye mesajlar yazmak tabii benim de hem vaktimi çalıyor hem de arkadaşlar Buna üzülüyorum yani o kadar çok fazla bu mesajı atan öğrenci var ki aynı türden aynı tarzdan mesajları paylaşan mesajlar atan öğrenciler var ki her birine aynı cevapları vermek de tabii bir süre sonra sevgili arkadaşlarım moral bozuyor. Çünkü diyorum ki ne kadar çok bu şekilde öğrenci var en azından bir video çekerek bu mesajlara bir cevap yayınlarsak hem bu kafasında soruları döndüren öğrenciler için de cevap olur hem de bu soruyu sormak isteyen öğrenciler. Bu soruyu danışmak isteyen öğrenciler için bir cevap olur diye düşünüyorum. Evet ilk sorumuz da sevgili arkadaşlarım şöyle başlayalım. Ben size telefonundan ekran alıntısı yapmıştım. Bunları bir okuyalım bakalım. Şimdi mesela diyor ki mesajda yaz boyunca TYT çalıştım. Bana artısı sadece birkaç tane net oldu. Hal böyle olunca AYT çalışasım gelmiyor. Moral motivasyon sıfır. Ne yapmam gerekiyor hocam? Bir akıl verin. Tabii ki Bunlar mesajların hem düzeltilmiş hali hem de böyle önünün sonunun falan bazı cümlelerinin kesilmiş hali. Ben özet çıkarıyorum. Yoksa bu mesaj yaklaşık olarak şöyle uzunlukta bir mesajdı. Bu mesajın sorunun ana fikri arkadaşlar. Yaz boyunca TYT çalışan bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımızın da artısı sadece birkaç net olmuş. Bu yaz boyunca TYT çalışmanı yani TYT matematikten bahsediyor. AYT çalışması da gelmemiş hal böyle olunca moral motivasyonu tamamen sıfıra düşmüş. Ne yapmaması gerekiyormuş. Şimdi gençler e, bunun ben tabi cevabını verdim ama hoşuma giden bir soruydu ve buna benzer birçok soru vardı. Bundan kaynaklı ben bu soruyu şu an seçtim ve ilk soru olarak cevabını vermek istiyorum. E, bu tarz düşünen ve başına bu gelen, e, bunun gelen çok fazla öğrenci olduğuna da inancım tam. Şimdi peki ne yapmamız gerekiyor? Hocam öncelikle e, ben öğrenciye verdiğim tam bahsedeyim size. Gençler dedim ki eğer yaz boyunca ayete çalışsaydın birkaç ne tartışı yaşamazdın. Çok daha fazlasını yaşardın. Çünkü ayete dediğimiz konuda ayete dediğimiz matematik konularında daha çok bilgi vardır. Ama TYT tamamen yorumdur arkadaşlar. Ve bilgiye erişmek kolaydır. Hani birkaç satır okursun, bir tane formül öğrenirsin, bir bilgiye rastlarsın. Mesela matematikte deltanın sıfıra eşit olduğu bir durum var. Bu türevde de karşına çıkabiliyor. Polinomda da karşına çıkabiliyor. İkinci dereceden denklemde de karşına çıkabiliyor. Parabolde de karşına çıkabiliyor. Yani sen bir tanesini öğrendikten sonra tamamını sevgili arkadaşlarım halledebiliyorsun. Bu bir bilgidir ve bilgiye erişmek kolaydır. Bilgiye eriştikten sonra bunu uygulamaya dökmek de kolaydır. Çünkü bilgidir adı üstünde. Ama TYT dediğimiz kısımdaki matematik biraz yorumdur ve yoruma ulaşmak yorumu anlamak ve, yorumlamaya çalışmak ve yorumlamak daha zordur. Yani bunu şöyle düşünebilirsin. AYT matematik çalışırken aldığın verim bir restorana gidersin, istediğin yemeği söylersin ve birkaç dakika içerisinde önüne gelir ve afiyette yersin. Yorulmazsın, tamamen bilgi odaklısındır, açsındır, tamamen yemeğe odaklanmışsındır, dikkatin hiçbir şey dağıtmaz, yemeğini yersin ve kalkar gidersin, bulaşını bile toplamazsın. Ama teta matematik böyle değil. Teta matematik evde yemek yapmaya benzer. Öncelikle malzemelerini kontrol edeceksin. Tam mı, değil mi? Daha sonrasında büyük bir girişkenlikle ve şevkle başlaman gerekiyor. Çünkü şevkle yapmadığın yemek tadı kötü olur. Kimse o yemeği yemek istemez. Daha sonrasında yemek bir yandan hazırlanırken masayı da hazırlaman gerekiyor. Masayı hazırladıktan sonra yemeği koyacaksın, afiyetle yiyeceksin ve daha sonrasında bir de bulaşık kısmı var bunun. Evet gençler, TYT Matematikle AYT Matematik arasındaki farkı çok iyi anlattığımı düşünüyorum. Peki hocam, TYT Matematiği yaz boyunca çalışıp da sadece birkaç net ya, yani mesela 5-6 tane net artırabilmiştir. Örnek veriyorum, birkaç tane dediğine göre. Peki bunun sebebine? Hocam TYT Matematik bir süreç. Daha henüz belki malzemelerini kontrol etmiştir, yemeğini yapmaya başlamıştır. Daha henüz sofrasını kurma aşamasındadır. Daha yemeğini yememişsindir. Bu bir süreç. Tamam bu süreci tamamlamadan konuşmak olmaz. TYT matematiği madem son bir sene ders çalışıyoruz hani bir senede sınav kamp yapıyoruz kendimiz açıkçası. Madem bir sene çalışıyoruz TYT matematik bir senelik bir süreçtir. Ve özellikle problemler ki birazdan o sorulara da cevapları vereceğim. Problemlerle alakalı olan sorular da var. Ben bu öğrenciye aynen bu şekilde bir cevap verdim. Ve TYT çalışmayı asla ama asla bırakmaması gerektiğini. Yani çalışmaktan kastım sorularını çözmeyi bırakmamasını söyledim. TYT soruları her zaman çözülecek, TYT denemeleri her zaman çözülecek. AYT'de çok daha fazla net artışların olacağını söyledim. Mutlaka ama mutlaka enseyi karartmadan lan TYT'de artmıyor o zaman AYT'de çalışasım gelmiyor diye ense karartmak istemiyoruz arkadaşlar. Bu istemediğimiz bir şey lütfen sizlerde aklınızda böyle şeyler varsa lütfen yapmayın. Şimdi geçelim ikinci sorumuza. İkinci soru arkadaşlar okuyorum. TYT'de ilk 12 soruda büyük sıkıntılar yaşıyorum. Hani bu problemlerden oran orantıdan önceki kısım var ya büyük sıkıntılar yaşıyorum. Problemlerden bahsetmiyorum bile demiş öğrencimiz. Okulda hocalar soruları çözünce veya sizler YouTube'da anlatınca çok iyi anlıyorum ama tek başıma çözerken bir türlü olmuyor. Hocam bu konuyu nasıl aşabilirim? Ne önerirsiniz? Bir de mesajın sonunda aralara farklı bir şeyler de vardı ama mesajın sonunda şunu da sormuştu. Hangi kitabı bitireyim ne çözeyim? Şimdi gençler öncelikle bu TYT'de ilk 12 soruda sıkıntılar yaşayıp da daha sonrasında problemlerde problemlerden bahsetmiyorum bile demiş. Çünkü problemlerde demek ki daha da çok sıkıntılar çekiyor. Ee, okulda hocalar soruları çözünce çok iyi anlıyormuş ama ne yapıyormuş? Soruları kendi başına çözerken yapamıyor. Şimdi bu tarz düşünen arkadaşlarım var mı? Bir el kaldırsınlar bakalım varsa. Gençler, arkadaşlarım. Şimdi öncelikle şöyle bir olay var. TYT'de ilk 12 soru dediğimiz soruların içerisinde ki herkes bu kısmı kolay olarak görür. Ama derece yapan öğrencilerin bile matematikte eğer bir yanlışları varsa bu bölümden çıkar. Tamam mı? Öncelikle burayı bir aşalım. Yani bu kısım kolay bir kısım değil. Aslına bakarsan TYT matematiğin zor kısmı. İlk 12 soru dediğimiz kısım. Karşımıza direkt çat patanak çıkan kısım var ya orası işte. Herkesin nasıl olsa kolay ben bunu yaparım dediği kısım aslında burası. Ama yanıldığını, yanıldığınız kısım. Hocaların da öyle yanıldıkları kısım. Dolayısıyla bu bölümlere çalışırken tam anlamıyla böyle pür dikkat çalışmak gerekiyor. Bu bölüme çalışırken ilk 12 sorulara çalışırken yani bunlarla alakalı sorular çözerken tamamen ÖSYM tarzında sorular çözmeniz gerekiyor ki problemler soru problemler kısmına bu soruda hiç girmeyeceğim. Bir sonraki sorumuza sakladım bunun cevabını. Çünkü bir sonraki soruda da problemlerle alakalı bir sıkıntısı olan arkadaşın cevabını vereceğiz. Şimdi gençler ilk 12 soru çalışırken mutlaka ama mutlaka daha fazla böyle konuya yönelik ÖSYM tarzında sorular çözmeniz gerekiyor. Bak şundan bahsetmiyorum ha. Bu ilk 12 sorunun zor soruları da harbiden zor olur. Şundan bahsetmiyorum. Zor soru çözün arkadaşlar demiyorum size. Her videomda neredeyse söylüyorum bu. Geçen sene sınava e, girmeden önceki son 60-70 videoma bakın arkadaşlarım. Her birine üşenmeden tek tek bakın. Hepsine diyorum ki önemli olan zor soru çözmek değil. Önemli olan sınava yarında sorular çözebilmek. Çünkü sevgili arkadaşlarım her daim söylüyorum. ÖSYM dediğimiz kurum. Bu ülkede belki 40 belki 50 yıldır sınav yapıyor ve artık bu sınav işinde artık ustalar arkadaşlar ve bir tarzları var bunların. E bir tarzları varsa demek ki biz bu tarza göre soru çözmemiz gerekiyor. Öyle zor soru çözüp de kafa bulandırmaya lüzum yok. Ha diyor sanki hocam ben üniversitede matematik okumak istiyorum. Ben matematiği yüksek bir insan olmak istiyorum. Ben harbi bir matematikçi olmak istiyorum. O zaman eyvallah. Ben sana derim ki tamam güzel kardeşim başımın üstünde yerim var. İstediğin soruyu çöz. Ama kalkıp da sınava çalışacağım diye öyle kendinden geçirtecek sorular çözmene lüzum yok. Yani ne gerek var? Yani ne gerek var? Biz burada atomu parçalamıyoruz ki alt tarafı bir tane temel kavram sorusu çözeceğiz lütfen. Ve bizim isteğimiz şu an hedefimiz ne? Yani çoğumuzun hedefine e, matematik okumayacağız. Mühendislikte böyle yüksek mühendislik falan düşürüp de matematiği aşırı derecede iyi olsun falan bir öğrenci. Yani çoğumuz tıp istiyor, psikoloji istiyor, hukuk istiyor, şunu istiyor, bunu istiyor. Yani matematikte bölüm, matematikle alakası az olan bölümler daha çoğunlukta şu an. E şimdi kalkıp da o zaman biz böyle matematikten körüklemesine sorular çözmemize lüzum yok. Bizim matematiğimiz köprüyü geçene kadar olacak. Alt tarafı bu. Ya sınavda yüksek net yapmak istiyorsan, sınavda yüksek net yapmak istiyorsan zor soru değil, sınava uygun sorular çözmen gerekir. Bu arkadaşımıza aynen bu şekilde bir cevap vermiştim. Hocam gelişir mi? E, gelişir. Niye gelişmesin? Adı üstünde hep söylüyorum. TYT, AYT değil. Tamam. TYT'de yorum gücü yüksek sorular vardır. Yorumlaman gereken sorular vardır. Bir de o yorumu yaptıktan sonra yorumladığın şeyi çözebilmen gereken sorular vardır. Yani bu, bu süreç arkadaşlar. Ve bu süreci siz ne kadar sabırla, ne kadar dirayetle, uzun ve geniş bir yere yayarsanız o kadar başarılı olursunuz. Ee, annemin bir lafı, lafı vardı. Böyle vik vik canlı olmayın arkadaşlar. Vik vik canlı olursanız böyle hemen her şey şappadanak olsun falan isterseniz tyT kısmında olmaz. de olabilir. Ama TYT matematikte bu olmaz. TYT matematik sabır gerekir, TYT matematik dirayet gerekir, TYT matematik kendine güven gerektirir. Bu güveni sağlamazsan kendine bu sabrı göstermezsen TYT matematikte kimse kusura bakmasın başarılı olamazsınız. Sabırlı olacaksın, soru çözeceksin, denemeler çözeceksin ve kendine konu denemeleri uygulayacaksın. Bakalım olmuş mu olmamış mı diye sürekli açık kapatarak ilerleyeceksin. Bunu hocam yapabilir miyiz? E tabii ki yapabilirsin. Yapan nasıl yapıyor? Değil mi? Yani hani çoğumuz, çoğu öğrenci son sene çalışmaya başlıyor zaten. E, bu son sene çalışmaya başlarken de zaten biliyoruz vaktimizin dar olduğunu. E, madem öyle 10. sınıftan itibaren başlasaydın derler adama. Madem bunu yapmadık. Son seneye her şeyi sığdıracağız. Hocam sığar mı diye bana güvenip soruyorsan da ben her şeyi son seneye sığdırabilirsin. Hatta önümüzde 7 ay gibi bir süreç kaldı. Her şeyi 7 ayın içerisine de sığdırabilirsin. Hiç merak etme. Şimdi devam edelim diğer sorumuzla. Başka bir arkadaşımız yine mesajın özetini okuyorum. Mesajın özeti bile e, gençler uzun. İyi dinleyin. TYT'de kural gerektiren mesela bu çok önemli bir soru. TYT'de kural gerektiren mesela ilk baştaki konular ve problemlerden sonraki kümeler, fonksiyonlar, sayma olasılık gibi konularda sıkıntım yok. Ama yorum gerektirdiği için problemleri çözemiyorum hocam. Aslında çözemiyorum da değil, çözüyorum ama yanlışım çok. Doğru yaptıklarımı da emin olarak işaretleyemiyorum. Böyle bir sıkıntı var. Sizin bana tavsiyeniz varmış, şimdiden teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim canım benim. Şimdi... Arkadaşlarım bakın. Bu tarz e, kişiler, bu tarz öğrenciler çok fazla sayıda var. Bak adam diyor ki buradaki anahtar kelime şu. Problemlerden önceki o kural gerektiren yerler var ya işte basit eşitsizliktir, mutlak değerdir, üslü sayıdır, köklü sayılardır veya işte problemlerden sonra kümedir, fonksiyondur, işte polinom var 10. sınıf konusu değil mi? Veya sayma ve olasılık var. Bu konularda diyor çok fazla sıkıntı yaşamıyorum TYT'de diyor. Bunlardan netlerim düzgün geliyor ama problemler gibi yorum gerektiren şeyler de diyor. Adı üstünde bak adam yorum yapamıyor. Adam yorum yapamadığı için de problemleri çözemiyor. Şimdi problemler dediğimiz kısım bizim için mühim bir kısım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki 40 tane soru var TYT matematikte. Bunlardan 10 tanesini geometri diye dışlamak istemiyorum ama 10 tanesini kenara koyarsak 30 tane direkt matematik sorusu var. Ve bu 30 matematik sorusunun da ortalama biliyorsunuz bir videoda hesaplamıştık. 13,5-14 tanesi problem. Şimdi 14 tanesi problem dersek yaklaşık olarak yarısı problem diyebiliriz. E şimdi sınavın yarısından bahsediyorsak matematik testlerinin yarısından bahsediyorsak arkadaşlarım buna gerekli önemi vermek gerekiyor. Ben hep diyorum ki Türkçe hocaları bütün öğrencilerine akıl verirken ne yapıyorlar arkadaşlar? Her gün paragraf çözeceksin diye seneye başlıyorlar. Ben de bütün öğrencilerime seneye başlarken diyorum ki her gün problem çözmelisiniz. Problem dediğimiz şey bizim için Türkçenin matematiği gibi. Tamam Türkçenin matematiğine de selam olsun Gamze Hocam. Türkçenin matematiği gibi bir şey arkadaşlar problemlerdi. Dolayısıyla hani Türkçenin paragrafı gibi bir şey diyelim. Tamam. E, Türkçede paragraf neyse matematikte problemler budur. Ve bundan kaynaklı her gün çalışman gerekiyor. Ve artık belli bir düzeyde eriştiysen lütfen arkadaşım e, senden ricam sınav tarzı problemler çözmen gerekiyor. Hatta önce çıkmış sorular çözmeye başlayabilirsin. Direkt olarak ilk başlarken çıkmış soruları çöz. Daha sonrasında çıkabilecek sorular çöz. Senden ricam bu. Ve bunu alışkanlık haline getir, bir rutin haline getir ve bunu her gün çöz. Her gün problem çözülmeli. Ha sana kalkıp bak şunu demiyorum lütfen yanlış anlama. Her gün 30 tane 40 tane problem çözeceksin demiyorum. Ya güzel kardeşim her gün 10 tane çöz ama her gün çöz. Tamam mı? Yani 3 tane de çözme ama her gün 10 tane problem. Maksimum kaç dakika alır ya? Yarım saatin alır. Her birine 3'er dakika versen yarım saatini alır. Bu seni hem hızlandıracak hem özgüvenini yerine getirecek hem görev bilincini arttıracak hem de denemelerdeki netlerini artıracak. Bu kadar basit ve bu kadar etkili bir çözümü varken neden her gün problem çözmeyesiniz? Değil mi? Şimdi reklam gibi algılanmasın. Reklam gibi algılanmasın ama bir önceki soruyla gençler şu an sorulan sorunun Birbiriyle çok güzel bir bağlantısı da var. Ve o çok güzel bağlantıyı da zaten ben cevapladığım için, çözümünü de ben sunduğum için aslına bakarsanız benim fikirlerimle uyuşuyor gibi düşünebiliriz. Şimdi ben biliyorsunuz bu sene iki tane fasikül çıkarttım. Bu fasiküllerden bir tanesi 40 soru serisi TYT Matematik. Diğeri de 40 soru serisi Problemler. 40 soru serisini YouTube'da zaten duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Videoyu ilk defa izleyenler de varsa. Şimdi 40 soru serisi TYT Matematik'te aslına bakarsanız Problemler harici TYT matematikteki tüm konuların denemesi gibi düşünebilirsiniz. Her bir konudan 40'ar er tane soru var. Ve bu sorular öyle konu kavrama soruları değil. Direkt tamamı sınav tarzı sorular. Bir de ekstradan 40 soru serisi problemler içerisinde 40 tane soru var. Ve 8'er tane testten oluşuyor. Bakın reklam gibi algılanmasın dedim. Çünkü şundan kaynaklı söylüyorum. Sorulan soruların cevabı niteliğinde sadece tabi bu kitaplar yok arkadaşlar. Bu kitaplara benzer birçok kitap var e, ülkede. Ve bunları da çözebilirsiniz. Zaten ne diyorum? Sınava kadar her gün problem çözeceksin. Hani reklam olsa şunu demem zaten. Hani şu kitabın içinde zaten toplam 320 tane problemler. 320 tane problem var. 320 tane problemi her gün 10 tane problem çöz dedim sana. Zaten 32 günde biter. Dolayısıyla bunu istemiyorum. Sadece bu kitabı çöz gir demiyorum. Sadece diyorum ki sınav ayarında çöz dedim ya. İşte bundan kaynaklı bunu hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Arkadaşlarım Lütfen rica ediyorum sınav ayarında sorular çözün. Zor sorular çözmeyin. Kararlı olun ve stabil olun. Yani her gün bunu bir rutine bindirin artık. Sizden tek rica bu. Rutine bindirin arkadaşlar. Bir şeyi 40 kere söylersen olur diyorum ben bu 40 soru serisi videolarında. Gerçekten de öyle. Eğer bir şeyi tam anlamıyla 40 değil ama kimisinin eşiği daha azdır. 30 defa aynı şeyi yaptıktan sonra alışır. Kimisi 50 defa yaptıktan sonra alışır. Kimisi 40 defa yaptıktan sonra alışır. Ama lütfen rica ediyorum sizden. Başlayın ve bir şeylerin hemen olmasını beklemeyin. 5 gün problemler çözdü arkadaş vatandaş. E 6. gün diyor ki yok ya diyor problemleri diyor ben yapamıyorum diyor. Lan öyle bir şey var mı ya bir sakin lütfen daha 5 gün çalıştın. Yani ben matematiği zannediyor musun ki annem annemin karnından doğdum ve ben hani türev integral diye mi doğdum. Yani hani öyle bir muhabbet mi var? Öyle bir şey yok ki. Veya ben ilkokulda mı tülev almaya başladım? Veya ben lise 1'de matematiğimin çok mu iyi olduğunu zannediyorsunuz? Lise 2'de çok mu iyiydi benim matematiğim? Ya da lisenin genelinde diyelim. Ama gençler bakın şimdi bana iddia ediyorum... Kendime çok güveniyorum. İstediğiniz soruyu getirin ben çözerim diyorum ya. Allemeler gallemeler çözerim. Ha bu, bu bana doğuştan mı geldi? Yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu bir süreç arkadaşlar. Bu bir süreç. Ve siz bunun süreç olduğunu anlamadığınız her dakika kendinizden ödün veriyorsunuz, kaybediyorsunuz. Lütfen yapmayın bunu. Bunun bir süreç olduğunu bilin ve buna göre hareket edin. Sınava kadar moral bozmadan, motivasyonumuzu düşürmeden bunun sadece bir süreç olduğunu, sürecin sonuna gelindiğinde başarının sizinle olacağınızı sakın ama sakın unutmayın lütfen sevgili arkadaşlarım. Ve arkadaşlar son sorumuza geçelim artık lafı fazla uzatmayalım. TYT denemelerinde bile bu soruda artık e, 4 tane soru seçmiştim. En önemli sorulardan bir tanesi lütfen sevgili arkadaşlar dikkat edin. TYT denemelerinde bile süre sıkıntısını e, aşırı yaşıyorum. Sınavda daha da kötüsü olacak. Kesin diyor bak enseyi karartmış bu arkadaş. Nasıl hazırlanabilirim hocam lütfen yardım edin. Matematiğe 70 dakika ayırmama rağmen yetişmiyor. Şimdi bir soru şu. Sınava 7 ay var. Sen kaç tane denemeye girdin canım kardeşim? İlk sorun bu. Sen kaç tane denemeye girdin? Ya hocam işte 10-15 civarı denemeye girdim oldu bak mesela bunun cevabı. 10-15 denemede 1. Sürenin yetişmeyeceğini nereden anladın? 2-7 ay sonraki sınava kadar sen aynı e, örnek veriyorum ismi Ahmet ise sen aynı Ahmet olarak mı gireceksin sınava? Yok. 7 e, ay gelişmiş Ahmet olarak gireceksin. Kimse bunu anlamıyor mesela. Herkes şu anki İsmail'i, şu anki Ahmet'i, şu anki Mehmet'i düşünüyor. Şu anki Ayşe'yi düşünüyor. O şekilde sınava gireceğini düşünüyor. Yanlış arkadaşlar. Daha önümüzde 7 ay var ve 7 ay gelişmiş bir Ahmet, İsmail, işte Irmak, Zeynep olarak gireceksiniz. Tamam mı? Bu bir. İkincisi de hızlanmak mı istiyorsunuz? En önemli taktik. Kenan hocanız da size verir bu taktiği en önemli taktik arkadaşlar. Özellikle matematik kısmına yani geometri ve matematik kısmı için söylüyorum. Matematik derken tamamını genelleyelim. Geometri içinde çalışır bu. Fizik içinde çalışır. Kimya içinde çalışır. Fen lisesi bile olsan. Çok ünlü özel kolejlere bile gidiyor olsan. IB sınıflarında falan olsan tamam mı? Hiç sıkıntı değil. Mutlaka kolay bir soru bankası. Şöyle ensesi kalın 300-400 sayfalık tamam mı? Bir kolay soru bankası alın arkadaşlar. Ve kendinize bir süre koyun. Deyin ki 30 gün, 35 gün, 40 gün deyin ve bu soru bankasını hızlı bir şekilde tüketip bitirin. Bak neden kolay? Yani bu seni geliştirir mi? Netin arttırmaz ama süreni düşürür. Bu çok önemli. İşlem yapma hızını artacaktır. Soruları okur okumaz. Bak soruları okur okumaz. Ee, sorunun neresine bakacağını, kökün ne ne soracağını her şeyi birden özümsersin. Hemen anlarsın. Soruyu daha şöyle bakar bakmaz anlarsın soruda ne olduğunu. 3. Soruyu hızlıca anlama yeteneğini geliştirir. 4. Sorularda hızlı işlem yapma yeteneğini geliştirir. daha ne olsun ya? Daha ne olsun? Hani çok üst düzey bir öğrenciye çok alt düzey bir soru bankası ne gibi bir yarar sağlayabilir? Emin olun çok fazla yarar sağlar. Emin olun çok ama çok fazla yarar sağlar. Bunu Kenan Hocanız da birkaç videosunda söylemişti. Ki biz zaten ettiğimiz muhabbetlerde de hani biz şey diye muhabbet etmiyoruz arkadaşlar. Akşamki maç ne olur falan diye muhabbet etmiyoruz. Biz diyoruz ki ne olur bu seneki sınav öğrencilere nasıl e, sorular çözelim. Öğrencilere nasıl konu anlatalım. Sence şu kitaptaki şu soru sence güzel olmuş mu diye birbirimize bunları soruyoruz arkadaşlar. Sizi konuşuyoruz yani biz bir araya geldiğimiz zaman da. Ve... İkimizin de ortak fikri şu. Fen lisesidir, şudur budur. Artık hangi üst düzey öğrenciden bahsediyorsak her biri mutlaka kolay bir soru bankasını mutlaka çözüp bitirmeli. Eğer süre sıkıntısı yaşıyorsa. Bu çok önemli arkadaşlar. Süre sıkıntısı için bir kolay soru bankası, iki denemelere de kolay denemelerle başlayacaksınız. Tamam mı? Bu sizi hem süre anlamında geliştirir, her şeyden önemlisi tüm bunlardan ayrı olarak bir de özgüven kazandırır. Kendinize olan özgüveniniz artacaktır arkadaşlar. Evet 4 tane gençler soru seçmiştik. Bu TYT ile alakalı bir video oldu. AYT ile alakalı gelen sorular da var. Onu da farklı bir videoda duyuru videosu olarak, uyarı videosu olarak ve tavsiye videosu olarak sizlere sunacağız artık. Umarım ee, ders dışında farklı bir video çektiğimiz için umarım kafan da dağılmıştır. Kafandaki bazı sorulara herhangi bir tane soruya en ufak bir soruya dahi o soru işaretini bile ortadan kaldırabildiysem ne mutlu bana. Çok mutlu oldum. Bundan kaynaklı arkadaşlar sevinçliyim. Ufak bir kahve molası da oldu bizim için. Buradan Korbey'e de selamlar. Evet gençler sonraki videomuzda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.